2009-2015 arasında İHA'larla düzenlenen operasyonlarda 64 ila 116 sivil yaşamını yitirdi. Beyaz Saray'ın açıkladığı rapor uzun zamandır bekleniyordu. Başkan Obama terörle mücadele stratejimizin elimizden geldiğince şeffaf davrandığımız zaman daha etkili olduğuna inanıyor. Rapor'a göre Pakistan, Somali, Yemen ve Libya'da 500 İHA saldırısı düzenlendi. Raporda Irak ve Suriye gibi aktif savaş bölgelerinde düzenlenen saldırılara yer verilmedi. Obama göreve geldiğinden bu yana bir zamanlar gizli tutulan İHA saldırıları terörle mücadelede önemli bir koz. Obama, sivil kayıpları azaltmak ve şeffaflık sağlamak için bir başkanlık kararnamesi yayınladı. Başkan, sivil kayıpları önlemek ve hava operasyonlarının ulusal güvenlik çıkarlarımızla uyumlu olmasını garanti etmek için yapılan reformları yansıtan bir yapı oluşturulmasının önemine inanıyor. Ancak insan hakları örgütlerine göre ölen sivil sayısı açıklanandan çok daha yüksek. Bu konuda yanıt bulmamış birçok soru var. Savaşta ve savaş dışında güç kullanacağımız zaman kurallar değişiyor. Terörle mücadele çabaları hangi kuralların uygulanacağını belirlemeyi zorlaştırıyor. Standartlar çok farklı. Ölümcül gücü düşmanlarımıza karşı birinci seçenek olarak kullanmakla son seçenek olarak kullanmak arasında çok fark var. Uzmanlara göre en iyi yöntemi belirlemek uzun sürecek. Amerikan Kongresi, kamuoyu ve müttefiklerimiz arasında askeri gücün nasıl kullanılacağı konusunda diyalog kurulmalı. Amerika'nın güvenliğinin sağlanması, gereken tüm kurumların oluşturulması, önlemlerin alınması ve elimizden gelenin en iyisinin yapılması için doğru dengeyi bulmamız şart. Beyaz Saray terörle mücadelede en önemli silahlardan biri olan İHA'lar hakkında kamuoyuna daha fazla bilgi açıklansa bile hassas verilerin korunması gerektiğini bildiriyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi Washington.